www.gerzininsesi.com. Ben Gülce Doğruöz, Haşim Zekanser Ortaokulu'ndayım. Projemin amacı uzaktan kumandalı araba motoruyla evimizdeki perdeleri çalıştırmak. Bunu büyük araba motoruyla daha rahat, büyük araba motoruyla büyük perdeleri yapacağız. Ben minyatürünü yaptığım için uzaktan kumandalı arabanın motorunu kullandım. Merhaba, ben Harun Can Şahin. Direkt projemize geçelim. Kopyamatik makinesi. Burada alttan gelen ışıkla bir resim ödevini çok rahatlıkla çizebiliyorsunuz. Taslağı koyuyorsunuz, üstüne kağıdı koyuyorsunuz. Kağıtla çok güzel bir şekilde kolayca çizilebiliyor. Buna geçeyim mi? Burası büyütgeç makinesi. Burada telefonla aldığınız her türlü görüntüyü, videoyu buraya koyduğunuz o mercek sayesinde duvara yansıtıyor ve çok güzel izlenilebiliyor. Yüksek kalitede. Fazla para vermenize gerek yok. Böyle bir ürünümüz. Teşekkür ederim. Yıldız Arıhan, Haşim Zehra Atalı Ortaokulu'nda 7. D sınıfında okuyorum. Benim projem şebeke hattından uzak bir yerde ya da pikniğe, işte deniz kenarına herhangi bir yerde gittiğimizde telefon şarj etmek ya da hani ışık yakmak için kullanılıyor. Sadece bunlarla sınırlı değil tabii ki. Başka şeyler de yapabiliyoruz. Hani başka şeyler takılınca çalışıyor. Kısımda gözüktüğü gibi telefon şarj oluyor. Burada da gözüktüğü gibi ışığı gayet rahat bir şekilde yakıyoruz. Ben Eda Nurba. Ben Haşim Zehra Atalı İlköğretim Okulu'nda okuyorum. Projemin adı Hava Durumu İngilizce olarak. Amacı küçük çocuklara daha rahat İngilizce bakımından hava durumunu öğretmek ve çıkmakta. Aferin sana. Neydi ismi? Adım Rana Soyadım Başka. Haşim Zehra Atalı İlköğretim Okulu'nda okuyorum. Projemin amacı bu tekrarlık sayıları her zaman pozitif çıktığını göstermek. Kafamdan 5 tane sayı yazdım. Herhangi birini alıyoruz. Pozitif mutlak diğerini koyuyorum. Neyini göstereyim, ben şeyi anlayamadım. Çıkarttığımda her zaman pozitif çıkıyor. Sonra negatif mutlak diğerini tamam. Koyuyorum. Çıkarttığımda tekrar pozitif çıkıyor. Yani mutlak diğerini sayılar her zaman pozitif çıkıyor. Adım Rana Soyadım Başka. Haşim Zehra Atalı İlköğretim Okulu'nda okuyorum. Projemin amacı mutlak diğerlik sayıları her zaman pozitif çıktığını göstermek. Kafamdan 5 tane sayı yazdım. Herhangi birini alıyoruz. Pozitif mutlak diğerini koyuyorum. Neyini göster, ben şeyi anlayamadım. Çıkarttığımda her zaman pozitif çıkıyor. Sonra negatif mutlak diğerini koyuyorum. Çıkarttığımda tekrar pozitif çıkıyor. Yani mutlak diğerini sayılar her zaman pozitif çıkıyor. www.gerzininsesi.com Haberin doğru adresi.